Zaman zaman hepiniz gibi ben de bir soruya muhatap oluyorum. Soru şu: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyarsa kazanır mı? Valla bir süre öncesine kadar kazanamaz diye iddialı bir şekilde söylüyordum. Ama bugün için sorarsanız rahat kazanır kardeşim diyorum. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Kazanır ama kendi bilgisinden, becerisinden, icraatlarından, halka yakınlığından, halk tarafından sevilmesinden dolayı kazanmaz. Bu konularda herkes Ekrem İmamoğlu'nun sıfır olduğunu gördü, görmeye de devam ediyor. Niye kazanır? Çünkü AK Partililer ve AK Parti'ye yakın görünen birileri ne yapıp ne edip Ekrem İmamoğlu'nu mağdur duruma düşmüş gibi gösterme gayretinden bir türlü vazgeçmiyor. Ya bir bakıyorsunuz bir bakan çıkıyor Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıyor, bir çıkıyorsunuz bir milletvekili hedef alıyor, bir bakıyorsunuz bir başka bakan çıkmış saçma sapan bir gerekçeyle Ekrem İmamoğlu'nu tekrar gündeme getiriyor. Kamuoyu özellikle kendi seçmeni de dahil olmak üzere Ekrem İmamoğlu'nun yerden yere vurulduğu bir dönemde çıkıyorlar. Ekrem İmamoğlu hakkında bir açıklama yapıyorlar. Ekrem İmamoğlu diyor bak yine cısı oldu. Yine benimle uğraşıyorlar. Yine beni mağdur ettiler. Yine benim işi yapmamı engelliyorlar. Ve kamuoyunda mağduru, daha doğrusu kendini mağdur göstermeye çalışan kişiye yönelik bir merhamet duygusu var. O merhamet duygusu bir anda etrafını kaplıyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi seçimler döneminde Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapmış. O açıklamada demiş ki, size okuyayım. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır diye bir açıklama yapmıştı ya hani. Dün bunun kararı açıklanmış. YSK'da görev yapan 11 kurul üyesi mağdur sıfatıyla müracaatta bulunmuş, savcılık 4 yıl, değil mi? 4 yıl neredeydi o? 4 yıl hapis cezasıyla yargılanması için müracaatta bulunmuş. Şimdi abi ya ahmak sözünden dolayı 4 yılla bir insanı yargılıyorsanız o insana verebileceğiniz en büyük zarar nedir biliyor musun? Sıfır. Peki yarar? %1 milyon. Dünden beri İstanbul'da kıyamet kopuyor. Twitter'da kıyamet kopuyor. Herkes seninleyiz Ekrem İmamoğlu diyor. Murat Ongun her zaman olduğu gibi kamuoyunu böyle bir alt üst ediyor. Bir algı operasyonu yürütüyor. Sayın Ekrem İmamoğlu 4 yılla yargılanacak. Ya bırakın bu adamın yakasını kardeşim ya. Ya bırakın derken bu adama PR kazandırmaktan, bu adamı mağdur durumdaymış gibi göstermekten artık vazgeçin. Adam elini attığı her işte Allah'ın bir lütfu herhalde. Yani insanın kalbine göre muamele eden Allah. Ya kar yağıyor, çuvallıyor. Yağmur yağıyor, çuvallıyor. Elini bir işe atacak, o iş kuruyor. Birini övecek, o maşallah dediği 3 ay yaşamıyor. Ya adam gençler tarafından seviliyordu. Gençler işte indirim yapacak, yok bilmem süt verecek, yok ekmek verecek, evlenenlere şunu verecek. Şimdi yakasına düşmüşler. Diyorlar ki öğrenciler, sen bize indirim sözü verdin, şimdi zam üstüne zam bindiriyorsun diye gidin metrolara. Kıyamet gibi eylemler var. Öğrenciler bakiye yok diye kartlarını bastırıyorlar. Ekrem İmamoğlu bizi kandırdın diyorlar. Taksiciler eylem yapıyorlar. Otoyollar desen yapmadığı bir hizmet nedeniyle, yapamadığı hizmetler nedeniyle bütün ilçelerden tepkiler yükseliyor. Kendisine bakıyorsun rakı balık yemekleri. Kendisine bakıyorsun belediyenin kaynaklarını kendi yakınlarına, kendi çevresine aktarmaya başlamış. Yani düşünün ki 9 milyarlık bir harcama kalemi var. 9 milyarlık harcama kaleminin 5 milyarını danışmanlık hizmetlerine vermiş. Ulan kamuoyu şunu söylüyor. Diyor ki ya 5 milyarlık sen kime ne danışırsın arkadaş? 5 milyar eski parayla 5 katırılıyor. Ya sen 1,5 milyarlık ihaleyi Özgür Karabattı galiba. CHP milletvekili ona ne diye verdin diyor.
Ya sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denizlerdeki kirlilikle mücadele için satın aldığı gemiyi kendi özel hizmetine alıp niye onunla evine işine gidip geliyorsun? Ya sen öğrencilerin elindeki bir tarihi binayı, öğrencilerin bugüne kadar kullandığı bir tarihi binayı 20 milyon tadilat yapıp niye kendi özel hizmetin için kullanmaya başladın? Ya sen niye rakı balığa gittin? Ya sen niye tatile gittin? Ya sen niye Amerikan kongre üyeleriyle konuşuyorsun? Ya senin danışmanın niye yurt dışında Cenevre'de tatil yapıyor diye. Bak, çenem yoruldu yemin ediyorum. Anlat anlat, vatandaş diyor ki ulan bir iş yap diyor. Kendi seçmenleri yükleniyor. Kendisini seçimlerden önce böyle yalayıp yutan yağdaş medya, televizyonlar falan bile ya ne oluyor bu adam tam fos çıktı diyor. Şak diye bizden biri çıkıyor. Ekrem İmamoğlu da şöyle böyle diyor. Adam bir anda mağdur durumuna düşüyor. Ya arkadaş, HSYK üyelerine ya da savcılara bir hakaret etti. Ahmak dedi. Ahmağın şeyine, TDK'daki karşılığı ne? Aklını gerektiği gibi kullanmayan bön ve budala demek. Ulan bundan dolayı 4 yıl hapisle bunu yargılayacağız dediğinde bıngıldak kadar zekan olsa dersin ki ulan ben bu adamı mağdur duruma düşürürüm. La baba sen şahitsin, sabah akşam sosyal medyada bizde ne ana bıraktılar, ne bacı bıraktılar, ne namus bıraktılar. Küfrün biri bin para. Açıyorum sosyal medyayı, küfür kafir akıyor gidiyor. Savcılıklara gidiyoruz, diyoruz ki ya tehdit var, hakaret var, şantaj var, her şey var. Savcı takipsizlik karar veriyor. Savcının kendisine ahmak demiş diye 4 yılla ne yapacaksın abi? Yani yanına bir kelime daha budala kelimesini ekleseydi herhalde idamla yargılayacak. Abi bu Ekrem İmamoğlu'nu cezalandırma ya da hukuku yönetme yöntemi değil. Hukuku işletme yöntemi bu değil. Bu yargı eliyle Ekrem İmamoğlu'na PR kazandırma, Ekrem İmamoğlu'nu kamuoyunda mağdur duruma düşürme girişimidir. Savcı değil, kim olursa olsun. Birine ahmak dedi diye bir kişi 4 yıl hapis cezasıyla yargılanamaz. Dünyada bunun örneği yok. Ve bu soruşturmayı da bakın bakacağız, sağlam bir temel üzerine oturtamayacaksınız. Kamuoyunu kendinize güldüreceksiniz. Ve Ekrem İmamoğlu'na da ulan adama bak ya, tam işi yapacak yargı eliyle 4 yıl hapis cezası vermeye çalışıyorlar. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani şiir okudu diye Recep Tayyip Erdoğan'ı hapse atan zihniyet o hapse girdi. Çıktı, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu diye düşünüyor herhalde ki biz Ekrem İmamoğlu'na böyle dandik, abidik, gubidik bir mesele üzerinden bir mağduriyet kazandıralım. 4 yıl, işte 1 yıl bile hapis alsa görevden alınır, düşer belediye başkanlığı, oradan yürüsün cumhurbaşkanlığına gitsin diye herhalde bir çaba içindeler. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor abi. Bakın Ekrem İmamoğlu'nu kendi haline bırakırsanız seçime 2 sene var. 2 sene sonra Ekrem İmamoğlu'nun esamesi okunmaz. Ama AK Partili kardeşlerim şahit olsun. Ekran başında bu yayını izleyen herkes şahit olsun. Ekrem İmamoğlu bu fos haliyle, bu boş haliyle, bu iş göremez haliyle, bu beceriksiz haliyle ve bu müşfik haliyle yakında AK Partililerin, AK Parti'nin içinde sureti haktan görünüp ters algı yapan birilerinin sayesinde Cumhurbaşkanı da olur, Cumhurbaşkanı olarak kalmaya da devam eder, bu ülkeyi de yönetir kardeşim.